Merhabalar, Yeseyan Salonu'nun yayınına hoş geldiniz. Marika Papakigu devam etseydi belki daha iyi olurdu ama maalesef ben müdahale etmek ve yayına başlamak durumundayım. 9. ayına giriyoruz pandeminin. Yeseyan Salonu bundan 13 ay önce açılmıştı. 2019'un Aralık ayının başında açılış yaptık. 3 ay orada etkinliklerimizi sürdürdük, devam da edecektik ama bütün dünyayı etkileyen pandemi tabii ki bizi de etkiledi ve etkinliklerimizi online platformlara taşımak durumunda kaldık. Başta biraz daha hızlı başlamıştık, sonra biraz yavaşladık çünkü neticede Yeseyan Salonu Aras Yayıncılığı'nın bir yan kuruluşu ve Aras Yayıncılık'ta kitap yayınlamaya devam etmek durumundaydı. Biraz ağır aksak ilerledik ama Yeseyan Salonu'nun web sitesini önümüzdeki ay açmayı planlıyoruz. Onunla beraber de düzenli bir şekilde yeniden online etkinliklerle umarım salonumuza geçeceğimiz zamana kadar tekrar birlikte olacağız. Yılbaşı öncesi dedik ki yemek konuşmayı zaten seviyoruz. Yemek kitapları yayınlamayı çok seviyoruz. Yemek kitapları yazarlarını ve yemek kitaplarını üretenleri daha da çok seviyoruz. Yılbaşı öncesinde eski yılbaşı sofralarımızdan başlayıp bugünün yılbaşı sofralarına doğru devam eden bir sohbet yapalım dedik. Hoş sohbet insanlarla. Maalesef yılbaşı kutlamak da son yıllarda ülkemizde neredeyse radikal diyebileceğim bir hal aldı. Sanki siyasi bir tavırmış gibi kültürü biz diye tanımlayan ve birilerin o bizin içine birilerini almayan kesimler nedense birilerinin de bu bize dahil olduğunu ve yılbaşı kutlamanın da kendileri için bir gelenek olduğunu ve bir bayram mutluluğuyla yaşanan bir gece olduğunu kabul etmek istemiyorlar. Tabii ki bu tekçi yaklaşımlara da karşı bir tavır gibi de düşünüyoruz. Keşke yılbaşı sofrası da sadece yılbaşı sofrası olsaydı. Çok da siyasi bir anlamı olmasaydı. Ama maalesef memleketteki kutuplaşma yılbaşında çok uzun yıllardır aslında. Benim hatırladığım kadarıyla 90'lı yıllarda da bu tartışmalar vardı. Ama giderek daha da yayılan bir şekilde dediğim gibi radikalleştiriyor adeta. Biz yılbaşını radikal falan olarak değil, kendi eğlencesiyle, sevdiklerimizle, ailelerimizle, dostlarımızla bir araya gelmenin vesilesi olarak kabul ediyoruz. Pandemi nedeniyle bu olamayacak, çok fazla kalabalıklar olmayacağız, olmayalım. Küçük gruplar halinde evlerimizde kutlayacağız tabii ki. Ama en azından bu sohbet bir nebze de olsa bir şeyleri hatırlamayı ve anmayı ve hissetmeyi sağlayacaktır. Lafı fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü çok tatlı konuklarımız var. Takuyi Tomasyan, Sofranız Şen Olsun kitabının yazarı. Aras Yayıncılığın her zamanki biz Ermenice'de sütun deriz. Kendisi de sütun gibi zaten. O yüzden ev sahibi, benden daha çok ev sahibi diyebileceğimiz Takuyi Kuyruğumuz. Silva Özyerli de çok sevdiğimiz Amida'nın Sofrası kitabının yazarı.
Ve o da yemek sohbetlerinde, yemekle ilgili tartışmalarda özellikle kitap yayınlandığından beri çok fazla görünüyor. Kitabı da büyük beğeni kazandı. Ondan artık ikinci kitabı, yani hazırlamakta olduğu likör kitabını yavaş yavaş beklemeye başlıyoruz. Levon da çok aslında herkes ev sahibi değil mi? Yani misafir falan yok. Levon da zaten çok iyi bildiğiniz şarap uzmanı, sofra uzmanı, yemek uzmanı diyebileceğiz. Yemeği burada fiil olarak da düşünebiliriz, isim olarak da düşünebiliriz. Bir tatlı küçük sürpriz, bilmiyorum kendisi söylememden haz eder mi ama Levon'un Agos'daki Obur adlı köşesindeki yazılarını biz önümüzdeki yıl Aras Yayıncılık olarak yayınlayacağız. O yazılardan güzel bir seçki kitap haline getireceğiz. Başka içinde güzel şeyler de olacak. Ve böylece de Aras da Levon da Aras'ın yazarları arasına katılacak. Hoş geldiniz. Merhabalar. Şununla başlayalım istiyorum. Kafa karışıklığı var biraz tabii. Bilen biliyor ama bir Ermeni doğuş yortusu var Sırtlı'nın. Bir Christmas var, Noel. Kim neyi kutluyor, nasıl oluyor? Hakikaten insanların kafası karışıyor. Bir Ermeni olarak bazen benim de kafam karışıyor doğrusu. Mesela yeni hatırladım ki Kudüs Ermenileri de 19 Ocak'ta kutluyorlarmış. Yani Silva Quirin, Silva Özyerli'nin kiliseyle arası bizlerden daha iyi gibi geliyor bana. O yüzden o açıklasın istiyorum. Yani Christmas, Noel ne? 24'ünde kutlanan. 6 Ocak'ta kutlanan ne? Vesaire. Evet, buradan bir başlayalım. Ve yılbaşı ne esasen? Yılbaşıyla bunların arasında nasıl bir ilişki var ya da var mı? Ya tek dua ettiğim, önce herkese bir merhaba diyorum. Tek arzu ettiğim şey ilk sözü inşallah bana vermez diye düşünüyordum. Söylemeliydin o zaman. Bana verdin. Ya aslında benim de çok yani dinle çok iyi dindar birisi değilim ama çocukluğumun geçtiği Diyarbakır kilise çevresinde oluştuğu için yani o çocukluğumdan kalan dine dayalı bilgilerim var. O da ne kadar doğru, ne kadar şey bilmiyorum. Yani yanlış bir şey de konuşmaktan çekiniyorum. Çünkü çocukluğumdaki kilise sadece kilise değildi. Aynı zamanda o bir arada olma, sosyalleşme, koruma, kollama. Yani tabii ki Hristiyanlık Ermeniliğin bir parçası. Ama kilisenin orada başka anlamları da vardı. Şimdi mesela bütün şeyler, Süryaniler, Keldaniler, Protestanlar 25 Aralık'ta Noel'i kutlarlar. Ermeniler 6 Ocak'ta. Bu da eski takvim ve yeni takvim arasındaki 10 günlük süre zarfından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Kesin bir bilgi değil, iddia da etmiyorum. Sadece yorumumu söylüyorum. Başka ne diyebilirim bilemedim. Tamam. Şöyle alalım o zaman. Yani Ermeni Ortodokslar dışında, Ortodoks Ermeniler dışındaki diğer bütün kiliseler 24'ü mü 25'i mi? Takıyukulik siz yardımcı olun. Ben 24'ü akşama diyebiliyorum. 24'ü gecesi gibi. Evet. 24'ü gecesi. Kutluyorlar. Bu Noel, yani Christmas'ta denilen dini bir bayram. İsa'nın doğuşu kutlanıyor. Eski takvimde devam eden, bu bir takvim tartışması esasen, eski takvimde devam eden Ermeni Ortodokslar ise aynı yortuyu, yani Christmas'ta denilebilecek, hatta Amerika'da Armenian Christmas diye geçiyor, Ermeni Christmas'ı diye geçiyor, Noel'de denilebilecek, Ermencesiyle Surptunut, yani kutsal doğuş yortusunu 6 Ocak'ta kutluyorlar. Bu da mesela iyi biliniyor, Epifani 6 Ocak'ta Rum Patrikhanesi'nin patriğin bizzat Haliç'te suya ahşap haçı attığı bir başka yortuya da tekabül ediyor diğer kiliselerde. Dediğim gibi Kudüslü Ermeniler de 19 Ocak'ta kutluyorlar. Çünkü onlar da kendi eski takvimlerinde devam ediyorlar. Onunla da arasında 13 gün fark var. 6-19 oluyor. Buyur Levon. Ya aslında şey, herkes 24 Aralık'ta kutluyor. Julian takvimine göre biz 24 Aralık'ta kutluyoruz. İznik Konsülü 325'teki o meşhur Papa Gregory'nin yaptığı İznik Konsülü'nde Julian takviminden vazgeçip Gregorian takvim kullanılmaya başlanıyor. Gregorian takviminin 24 aralığında
kutluyorlar. Yani aslına bakarsanız herkes kendi 24 Aralık'ını kutluyor. Evet, bir dini bir tartışma yok. Bir takvim tartışı, takvim değişikliği esasen. İstanbul ve İstanbul ve Diyarbakır'da nasıl kutlanıyordu? Sofralarda ne oluyordu diye konuşmak için yeterli insanımız var. Levon da istediği her arada girebilir ama ben önce sofraya gelmeden biraz daha böyle sofranın etrafındaki ve işte doğuş yortusu, yılbaşı, şunu da söyleyeyim, yılbaşının da yine takvim dışında kiliseyle herhangi bir bağlantısı yok. Yani o gün İsa'nın doğuşu kutlanmıyor, başka herhangi bir Hristiyan yortusu kutlanmıyor. Sadece miladi takvime göre yılın başı olduğu için dünyadaki bu takvimi kullanan bütün kültürlerde neredeyse bir doğum günü kutlaması gibi bir bayram havasında kutlanan bir şey ama bunun kesin kiliseyle herhangi bir alakası yok, onu da söyleyelim. 6 Ocak'ta bunu Takuyu Kuyruk hatırlayacaktır diye tahmin ediyorum. Yani Ermeni doğuş yortusunda Melkom Kaspar Yevbağdasar şarkısıyla sokakları dolaşan çocuklar size ne hatırlatıyor ya da hatırlatıyor mu? Evet. Yedikule sokaklarını hatırlatıyor. Melkom Kaspar Yevbağdasar Avedis Avedis. İsa'nın doğumunu müjdeliyor. Avedis müjde demek. Bir kutsal haberin müjdesi. Yani herhangi bir haber değil, bu bir avedis. İsa'nın doğumunu bize haber veriyor. Gece yarısı çocuklar çok eskiyi hatırlatarak ellerinde fenerlerle, mumlarla içinde yanan kandillerle veya Yedikule sokaklarını gezerler. Çoğunluğu zaten Hristiyan olan o sokaklarda kapıları vururlar ve kutlama yaparlar. Artık o ev sahibinin, büyüklerin de yüreğinden kopan hediyeyi alır, sevinir, bir başka kapıya giderler. Melkom Kaspar ve Bağdasar Ermenice'de İsa doğduğunda, yani rivayete göre diyeceğim ama değil, İncil'e göre, evet. İsa doğduğunda onu ziyaret eden üç müneccimin adları. Ve evet, onlar o müjdeyi verdikleri içinde onların adlarıyla anılıyor. Arto Tunç Boyacıyan'ın da son yıllarda yaptığı çok güzel bir şarkı var bu konuda, o geleneği hatırlatan. Silvakuyuk Diyarbakır'da var mıydı bu gelenek? Uygulanabiliyor muydu? Tam da söz isteyecektim Takuyukuyuk'tan sonra. Amida'nın sofrasında yazmadığımı fark ettiğimde çok üzülmüştüm. Şöyle ki... Zaten o bölümü yazarken kıştı ve Müslüman ülkesinde yılbaşı kutlanmaz tartışmaları vardı ve ben büyük bir öfkeyle o köyde üstelik, yani şehir merkezinde de değil, 1930'ların Diyarbakır'ın bir köyünde yılbaşı kutlamalarına nasıl Kürtler, Türkler, Ermeniler hep birlikte nasıl kutluyorlar diye böyle biraz öfkeyle, biraz özlemle yazmıştım o bölümü ama demek ki o yazının şehvetine kapılmış bir şeyi de unutmuştum. O da şu, yılbaşı gecesi için artık yapılmayan bir şey var. Nelerimiz yün eğirirdi. Yünü tarak, yün tarağı zaten. Şöyle koyun, keçi, kuzu yünlerini tarakta inceltir. Ondan sonra onu Ermenice rok, Türkçe öreke, sanıyorum Kürtçe'de teşi. Onu teşiyle şöyle yapıp ip haline getirirlerdi. Yün eğirip getirirlermiş, pardon. Ondan sonra kök boyalar, onu çile haline getirdikten sonra kök boyalarla rengarenk boyar ve yılbaşı için büyükçe bir çorap, 5 şişli çorap örerlermiş. Şimdi bugün üzerine düşününce keşke bir çorap ördeği kalmış olsaydı. Acaba hangi renkleri kullandılar? Nasıl desenler oluşturdular? Yılbaşına özel bir desen var mıydı? Ya da o renkler neydi? Keşke görebilseydik. Çok merak ettim. Sizin kitap için sohbet, yani daha doğrusu danıştığınız, çalıştığınız yaşça daha büyük
ninelerden böyle bir bilgi edinebilir miyiz acaba? Çıkar mı ya bir şey? Dinlediğim yaya yani nine Ankim Papuçyan Baco ki 94-95 yaşında öldü. Ben bunu nasıl unuttum diye çok ayıplandım. Nasıl yazmadım diye. Ninelerimiz bize yıl için özel çorap örerlerdi. Ve tek eşti. Yani Diyarbakır'ın yerel dilinde bir tek eş. Çift değil. Yanlış çorap giyersiniz. Ah tek eş giymişsin diye uyarı alırsınız. Tek eş bir çorap örerlerdi ve büyüktü o çorap. Biz o çorabı alırdık. Damdan dama dolaşırdık. Puheri yani bacadan. Baca dediğimiz şimdiki ankastre bacaları değil tabii. Büyük 3-4 tane ocağın olduğu bacalar ve hani şimdi dünyanın en şişman Noel babası bacadan aşağı inse üstü başı kirlenmez yani o kadar büyüklükte bir baca. O bacadan çorabı sarkıtırdık. Vallahi kızım bir şeyler daha derdik ama unuttum. Muhtemelen bir tekerleme de vardı bununla birlikte. Ama sadece şey derdik. Şınavur Lole. Diyarbakır'da yılbaşı Lole'dir biliyoruz. Biliyorsunuz kitapta kitabı okuyanlar bilir zaten. Şınavur Lole, şınavur diye 5-6 çocuk kafamızı bacadan aşağı sarkıtıp çorabı da aşağı indirirdik. Ev sahibi bize işte pestil, ceviz, sucuk, çerez verip eve giderdik. Yani aslında Türk ve Kürt delikanlıları yılbaşı gecesi sokaktan dolaşırken Ermeni delikanlıları damdan dama bacadan kapıyı çalıyorlar. Esasen o Diyarbakır'ın, Suriçi'nin, Gavur Mahallesi'nin, Hançepe'nin o işte küçeli dar sokakları ve işte damlarda yaşanan da yazında değil mi? Bahardan sonra aynen. Yaşanan hayatı buna da müsaade ediyor aslında. Bunda tarihsel ve mimari bir anlamı var. Levon, duydun beni güzel. Kuşlar kumruları da sen anlat. Ya aslında kuşlar kumruları ben hiç bilmiyorum yani. Ben tamamen gerçekten. Evet, ben duyduklarımdan biliyorum. Aras'ın bir postundan herhalde birkaç sene önceydi. İlk orada görmüştüm. O kadar da hoşuma gitmişti ki yani zaten biraz epey de önce olabilir. 4-5 sene de önce olabilir. Çünkü bu bazı hikayeleri biz de bilmiyoruz. Yani mesela bunu ne kadar söylemek doğru, ne kadar gerçekçi kendi açımdan da belki söylüyor olabilirim. Mesela ben Yesayan Salonu'nun açılışında hani beraber seninle muhabbet ederken bir şey söylemiştim. Belki hatırlıyorsun, belki hatırlamıyorsun. Ya ben mesela Zabel Yesayan'ı bilerek büyümedim. Ben çok sonra öğrendim. Meraklı birisi olmama rağmen kuşlar kumruları da böyle bir kuşlar kumrular yuvasız kuşlar diye bir simit yapıldığını ve bu simitin satıldığını ve bunun böyle bir İstanbul adeti olduğunu gerçekten ben Aras'tan öğrendim. Belki Takuya Hanım benden daha iyi biliyordur. Evet, oraya paslayabiliriz gerçekten bence de. Kuşlar kumrular simit hamurundan yapılan ve tam 31 Aralık akşamüstü saat 4'te falan sokak aralarında sopaya dizilmiş bir şekilde küçük çocukların sattığı bir simitti. Son senelerde yani son derken bu benim çocukluğumda yani 50 senedir sokaklarda simit satıldığını ben bilmiyorum. Yani kuşlar kumrular diye satıldığını hiç görmedim. Sadece Kurtuluş'ta bildiğim bir fırın var. Hala geçen seneye kadar kuşlar kumrular simitini yapıyordu. İnşallah bu yıl da yapar alırız. Verebilir miyiz? Kurtuluş, tabii ki. Kurtuluş börekçisi. Harbiye börekçisi. Harbiye börekçisi, pardon. Yani saat 4'ten 5'e kadar olan biten bir servis bu. Daha sonra yakalırsanız bulamayabilirsiniz. Geç kalmayacaksınız. Yani günlük simitten biraz daha lezzetlidir. Biz onu mutlaka alırız ve bir tanesini saklar, bereket yüklenmiştir onun üstüne. Bir bereket sembolü olarak mutfağımızda kurutur, yıllar yılı da öyle saklarız. Benim evimde öyle çok kurumuş simitler var. İşte derim bu 2007'den bu 2008-2009 böyle gider.
bereketi simgeler. Pek çok şeyde olduğu gibi yani buğday, un, bunlar insanlara umudu çağrıştıran, gelecek yılın bereketli olmasını dileyen, temennilerle alınan, yenilen, saklanan bir simit. Bu konu Zaven Biberyan'ın romanında da geçiyor. Ben de o romana kadar sadece Kuşlar Kumrular olarak bilirdim. Zaven Biberyan başka bir şey daha eklemiş. Kara buğday kebabı diye satıldığını söylemiş. Onu da Zaven Biberyan sayesinde öğrenmiştim seneler önce. Evet. Zaven Biberyan'da geçiyordu gerçekten. Bir yılbaşı günü Rum sevgilisiyle romanın ana karakteri olan Baret ve Lula. Çocuklar bir sokakta Rumca, alt sokakta Ermenice yeni mutlu yıllar diyorlar. Harçlık işte bahşiş topluyorlar. Biz de ilk dipnot verdiğimizde bu Kuşlar Kumlulara, ben de oradan öğrendim. Ardaşes Margosyan'la o zaman kitabın editörü, Babam Aşkale'ye Gitmedi adıyla yayınlandığında epey kurcalamış ve tahmini olarak şöyle bilgiye ulaşmıştık. Kuşlar Kumrular da Kunurye Kunuryes Rumca kelimelerinden gelen Türkçe'ye geçmiş haliymiş. Ve Takuykuyli'nin dediği gibi ben bir kere aldım, hatırlıyorum yani bu yakın 3-4 sene önce Harbiye Fırını, işte böyle akşamüstü 5-6-4 o saatlerde herhalde bir tepsi, iki tepsi belki de çıkarıyor. Bilen biliyor, gidiyor, alıyor, bitiyor. Belki şu an 300 kişiyi aşmışız. Yayınımız güzel izleniyor. Kurtuluşlu da çok insan var, Tatavlalı. Talepte bulunuruz, daha çok yaparlar, daha çok yeriz, daha çok evde saklarız. Daha çok bereketlenir evlerimiz. Kuşlar Kumruları sordum. Levon ben bilmiyorum dedi ama Anuşabur'u biliyordur. Onu soracağım ona bu sefer. Evet, tabii canım. Yani şey, Anuşabur aslında o kadar şey yani kıymetli bir şey ki hikayesi bile kendi başına çok kıymetli. Hani bizim itikadımıza göre şey işte Nuh'un artık Nuh peygamberin karaya çıktığında, gemiden indiğinde işte Ağrı Dağı'na, Arat Dağı'na indiğinde işte bizim için kutsal, benim oğlumun adı o yüzden de. Şarabın da yıkretildiği yer. O yüzden böyle bana birçok şey yerden seslenen bir yerdir orası. İlk indiklerinde artık elinde kalan son malzemelerden yaptığı yemeğin adı. O yüzden de biraz hem bereketi simgeliyor. İçerisindeki malzemeler dolayısıyla demin Takuy Hanım da söylediği gibi buğdaydan dolayı da hem bereketi simgeliyor. Hem de biraz Tanrı ile insanoğlu arasındaki barışı da simgeliyor. Merhameti simgeliyor. Böyle birçok şey yazı var, kanıt var ve işin enteresan tarafı işte biz de Anuşabur diyoruz. Aşura deniyor. Aynı zamanda Rumların yaptığı Koliva bir Anuşabur'un, Aşura'nın bir benzeri aslında. Bir tek fark var herhalde Koliva ile Anuşabur arasında. Koliva'yı şey olarak böyle çok fazla yemek bir sofranın parçası olarak değil de daha çok cenazelerde yiyorlar diye biliyorum. Ama Anuşabur böyle bir hem bereketin, paylaşmanın sembolü. Bizim de mesela hep evde mutlaka yılbaşında Anuşabur olmadan ama esas benim en çok sevdiğim tatlı olarak zerde olmadan yılbaşı yapılmazdı. Ben bir anlamı var mıdır, bir hani Anuşabur gibi bir kutsiyeti, uhriviyeti var mıdır bilmiyorum ama mesela ben yılbaşı sofrası deyince benim aklıma gelen ilk yemeklerden bir tanesi şey, hep zerde olur böyle sapsarı rengiyle. Ben zerdeyi daha çok severim açıkçası. Tamam. Sofralara geleceğiz zaten. Daha böyle sofranın etrafında sokakta falan dolaşıyoruz henüz. Ama şeyi merak ediyorum. Yani Diyarbakır'da nasıl bir hazırlık yapılırdı? Yani yılbaşı gecesi için özel bir hazırlık var mıydı? Nasıldı? Bir de genelde sanırım Mardin yöresini biliyorum. Mesela Mardin yöresinde Süryani nüfusun yaptığı, yılbaşında yaptığı bir çörek var. İstanbul'da da galiba Rumlar ayvasil çöreği yapıyorlar. Onu da Takuykuyli'ye soracağım. Biz çöreği Paskalya, biz derken Ermeniler çöreği Paskalya'da yapıyorlar. Yani yılbaşında bildiğim kadarıyla pek çörek alışkanlığı yok ama şimdi birden önüme yuvarlak bir çörek gözümün önüne geldi. O yüzden şüpheye de düştüm. Bir Diyarbakır'ı alalım. Sonra bu çörek meselesinde hem Diyarbakır'daki çörek Silva Kulik'ten, İstanbul'daki çörek meselesini Takuy Kulik'ten dinleyelim. Ben mi konuşuyorum? Heh, tamam. Evet.
aslında hani Diyarbakır üzerinde konuşunca hazırlıklar neredeyse yazdan başlıyor. Sonbahar sadece yılbaşı üzeri, yılbaşı için hazırlanan ürünler var. İşte yazdan kurutulan meyveler, gün kurusu, üzüm, bağ evindeyken yapılan işte sucuk, pestil, daha katı olan kesme, tabii şarap, ondan sonra yaz sonunda koparılıp kilerde samanlar içinde bekletilen sadece yılbaşı gecesi sofraya gelecek olan kavun, karpuz, kavun şeyde beklerdi, filede, karpuz samanlar arasında. Kasım ayında yapılan etten mamul, sucuk, pastırma, hatta konusu da açılmışken söyleyeyim, Refik Halit Karay'ın Mutfak Zevkinin Son Günlerinde İncekiler anlatır İstanbul'da. Ben de takoyukulükten cesaret alarak şeyi söyleyeyim, hani şişli. Silva Kulik, bana sesin çok koparak geliyor. Herkese öyle geliyorsa bir beklemeye alalım. Herhalde internet o bölgede biraz şey. Sonra devam edeceğiz ama. Ses çok gitti geldi çünkü. Bu arada yorum yapıyor arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Soru da sorabilirsiniz. Onları not alıyor. Uraz arkadaşımız sağ olsun. Uraz Kaspar bize yardım ediyor bu yayını gerçekleştirmemiz için. Evet, şey, İstanbul'da çörek meselesi nasıldı Takoy Kulik? İstanbul'da biz yedi kule çok Rumluk olduğu için Ayvasil pidesi derdik. Hamuru aynen Kadık'ta yaptığımız çöreğin aynısıydı. O sadece yuvarlak yapılır, pide şekli verilir. Zadik'te Paskalya yortusunda da örgü şeklinde yapardık. Aynı mayalı hamurdur. Ama Anadolu'da bu çörek bu şekilde yapılmıyor. Bizimki daha tatlı ve baharatlı. Sadece aroma olarak içine mahlep ve sakız konur. Veya ikisi birden koyanlar da vardır. Ama Diyarbakır Mardin yöresinde daha tuzlu ve tuzluya yakışan bir takım baharatlar bulunur. O da çok lezzetli bir çörektir. Onun da günümüzde tabii İstanbul'da ustaları var. Yapıyorlar, sağ olsunlar, biz de yiyoruz. Ama bizim yaptığımız Rumlardan öğrendiğimiz Ayvasil pidesi yılbaşında mutlaka yemek sofrasından sonra kurulan meyve sofrasının ortasına mutlaka konuldu. Anuşabur, zerde, bir de pelte diye anlattığımız, yaptığımız üç çeşit tatlı konurdu. Ama bu tabii ki o zaman çok kalabalık olduğumuz için o üç çeşit tatlıyı da seven, yiyen olurdu. Ama gitgide aileler küçüldükçe, mesela bizde şöyle oldu, Gavant'ta mutlaka anuşabur koyarız masaya, Zununt'ta da zerdeyi getiririz. Pelteyi de hat... Hemen ben söyleyeyim, Gavant yani yılbaşı gecesi. Anadolu'da da pek çok yerde Gavant, özellikle Dersim'e verirse Gavant kutlaması olarak geçiyor yılbaşına ama tam tekabül ediyor. Takoy Kulik'in verdiği referansla. Zununt ise 6 Ocak'taki kutsal doğuş yortusu. Hatırı kalmasın diye de sene içinde pelteyi yapıp yediğimiz, eskiyi andığımız olur. Ama artık pelte iyice unutuldu. Çok basit bir şeydir. Suyla pişirilmiş şeker ve ararot, yani nişasta, gül suyu konmuştur. Günümüzde pek çok insan, gençler pek gül suyunu da sevmiyorlar. Bu nedenle yani anuşabur da, zerde de, pelte de pişirildiği gün evin içi mis gibi gül suyu kokardı. Ben hala gül suyunu yapıyorum. Ama
sevmeyen çok yakınlarım var. Onlar için önce bir kase ayırıyorum. Kalanına gül suyu katıyorum. Bu şekilde yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi anuşabur, ayvasil pidesi, kuru yemişler ve içecekler. Bu yemekten sonraki 12 masası dediğimiz 12 masasına hazırlanan yiyeceklerdir. Tamam, güzel. Bu henüz televizyon daha hayatımıza girmemişken olan yok, bir muhabbetten bahsediyoruz. Yok tabii. Yani TRT ve yılbaşı dans 12 gece 12'de çıkacak dansöz falan. Yok, hiç öyle bir şey. Bir şey söyleyeceğim. O gül suyunun sebebi evi artık duvarlara silmiş soğan kokusunu def etmek için olabilir mi acaba? Şöyle söyleyeyim. Gül suyu gerçekten yemekleri yani tatlılara yakışan bir şey ama günümüzde pek çok alternatifleri var. Belki eskiden hiçbiri yoktu. Bu kadar kolay limona, portakala erişilmiyordu. Hani kabuğu rendelenip konur. Yani acı badem pahalı bir şey, her evde bulunmayabilir. Gül suyu hem ekonomik hem damak zevkine göre seven insanların gerçekten çok sevdiğini biliyorum. Ama bazı bebek pudraları çocuklara kullanıldığında gül suyu kokan ve bazı anneler gül suyuyla çocuklarını sildiğinden bu yeni yetişen nesilde gül suyu sadece bir parfüm olarak tanınıyor, yemeğin içine yakıştırılamıyor. Benim tanıdığım böyle gençlerin sayısı az değil ama biz gül suyunu parfüm olarak kullanan nesil değiliz. Gül suyunu anuşaburda, kesme muhallebi diye bildiğimiz cam kapı muhallebisinde, zerdede ve de peltede mutlaka o olmazsa olmazıdır. Sesim açıldı, evet. Tamam, Levon'a gidecektim ama korkuyorum sizin sesinizden Silva Kuylik ama tamam size gelelim. Siz söyleyin söyleyeceğinizi zaten yarım kalmış. Sesim geliyor mu? Evet. Şu an iyi. Geliyor, tamam. Sevgili Takuy Tomasyan söyledikten sonra konuşmak isteme nedenim şu. Diyarbakır'da hani din çok belirleyici bir dinin çok belirleyici etkisi vardı hayatımızda ve kültürümüzde. Dolayısıyla hani biz biliyoruz ama bilmeyenler için söylemek lazım. Hristiyan toplumunda 5 büyük yortu vardır. Bu 5 büyük yortunun öncesinde de 10 günlük, 1 haftalık en fazla işte Paskalya yortusu dediğimiz yaklaşık 50 günlük bir vegan beslenme dönemi vardır. Şimdi Diyarbakır'da yılbaşı dönemi 28 Aralık'ta Noel yortusu başladığı için vegan beslendiğimiz bir zaman dilimiydi yılbaşı. Yani yılbaşı gecesi vegan beslendiğimiz dönemin içine giriyordu. Dolayısıyla benim çocukluğumda hem vegan beslenen bir yılbaşı kutladık. Daha sonraları işte büyüklerimiz artık herhalde öyle karar verdiler. 28 Aralık'ta oruca başlamayalım da şu yılbaşını bir atlatalım. 1 Ocak'ta orucu tutarız, Noel orucunu. Böyle bir dönem var. Yılbaşını vegan beslenerek geçirdiğimiz onu bir söylemek istedim. Sürüyordu bu? Kaç gün sürüyordu? 28 Aralık'ta başlıyorsa yaklaşık 10 günlük bir vegan beslenme dönemi. Ama işte onu 1 Ocağa aldıktan sonra işte 5-6 gün bir oruç yaptık. Yani söylediğiniz zaman biraz daha netleşmesi için Paskalya'dan önce olan yani bizim Paragentan dediğimiz günde başlayan ve 7 hafta süren oruç dışında bir de orada bir hafta 10 günlük bir oruç ve hayvansal hiçbir gıdanın tüketilmediği bir dönem var. İstanbul'da böyle bir şey var mı Takuy Kuylik? Vardı. Bu konu bayağı derin bir konu. Bizim 5 büyük yortularımızın hep arifesinde, öncesinde 3 günlük, 4 günlük, 1 haftalık yani kilise takvimimizde oruç günlerimiz çoktur. Neredeyse
oruçsuz geçirmediğimiz günlerin sayısı daha azdır. Hagopunturin öykülerinde bu konuya çok değinmiştir. O çünkü köy hayatını anlattığı için eskiden daha da sadık kalındığı için bu gibi günlere o kadar çok yapılacak değişik şeyler vardır ki evde, vegan beslenme, temizlik, aile içi ilişkileri, bu konuda Hagopunturi oldukça geniş anlatır. Güzel. Bu konuyu ben de seviyorum. O yüzden girmek istedim araya. Bir de kalktım. Mariana Yerasimos'un kitabını aldım. Çünkü ben bu kitapla meseleye biraz uyandım. Sizler hepiniz biliyorsunuz aslında. Bunu böyle tekrar tekrar söyledim ben çünkü. Kitabı okurken Silva Özyerli'nin kitabı çıkmıştı. Amida'nın sofrası. Çok mutluyduk. Diyarbakır'a fuara gitmiştik. Orada çok ilgi görmüştü. Ben de dönüşte Mariana Yerasimos'un kitabına başlamıştım. Birkaç ay önce yanılmıyorsam çıkmıştı. Uçakta okurken şunu fark ettim. İstanbul'lu Rum bir ailenin mutfak serüvenini anlatıyor kitap. Adından da bahsedildiği gibi. Ve yayası, yani büyük annesi Mariana Hanım'ın çok dindar. Ortodoks, işte ne denir, namazında niyazında değil ama kilisesinde, duasında bir kadıncağız ve bütün bu oruçlara da uyuyor. Yani oruç demek tabii ki bir gün boyu yememek boyutu var ama aynı zamanda yani Müslümanların orucundan farklı olarak, Sünni Müslümanların orucundan farklı olarak hiçbir, az önce söylediğimiz gibi, hiçbir hayvansal gıdanın da tüketilmediği bir oruç. Ve haftanın her hafta çarşamba ve cuma günleri bu orucu tuttuğunu, az önce sizlerin söylediğiniz gibi yortulardan önce bazı azizlerin günlerinde veya günlerinden önce 2 günlük, 3 günlük, bazen 1 günlük bu tip tüketmemek, yani hayvansal gıda tüketmemek geleneği olduğunu ve bunları üst üste topladığınızda da yıl içinde 180 güne denk geldiğini yazmıştı Mariana Yerasimos. Sizin dedikleriniz de tam aslında buna denk geliyor. Demek ki ortakmış Anadolu'da. Yani ben bir vegan olarak az önce sofraya koyacağımız şeylerin büyük çoğunluğunu yemeyen, yememeyi tercih eden biri olarak çok mutlu olmuştum. Çünkü Anadolu'da esasen çok da ekonomik olarak veya başka anlamlarda çok da mantıklı olacak şekilde yılın yarısında, yani 180 gün tam yılın yarısı ediyor, hiçbir hayvansal gıdanın tüketilmediğini görmüş oldum. Ve o anlamda da hani veganlık çok da dışarılıklı bir şeydir. Hani bizde çok batıdan gelmiş. Elbette ki öyle bir şey olarak, en azından bugünkü uygulanış, modern uygulanış anlamıyla. Ama o sofranın, o mutfağın, o yemeklerin, o alışkanlıkların son derece de Anadolu'lu olduğunu düşündürmüştü bana. Şimdi, evet, yani şeyden devam edebiliriz aslında. Eski toplumda da hayatta dinin ne kadar önemli bir yer tuttuğunu, sadece o Mariana Hanım'ın o kitabıydı, bir de Silva Hanım'ın da bir çok güzel bir kitabı da var. Sula Hanım'ın da, Sula Bozes'in de bir yeni kitabında getiriyor. Aynı şekilde anlatıyor ve işte Kapadokya'daki adetleri anlatıyor. O kitap mesela çok daha fazla, yani İstanbul için çok fazla bir yer ayrılmış bir hali var. Fakat İstanbul dışında da Anadolu'da da Rumların neler yediğini, neler içtiğini anlatıyor. Doğuya gittikçe bizim kültürümüzde çok da yakın bir hale geldiğini de görüyoruz zaten. Yani özellikle Kapadokya Rumlarının yemek kültürüyle bizim İç Anadolu Ermenilerinin yemek kültürünün ne kadar benzediğini görüyoruz. Ama şunu da unutmamak lazım. Çok birbirimize benziyor olsak da bazen birbirimizden de çok haz etmediğimiz yerler var. Mesela Yerasimos'un kitabında o çok haçabaş yayanın eve gelen Ermenilerin gönderdiği yemekleri yemediğinden de bahsediyor. Onu da çok unutmamak lazım. Yani bir evet. Hayat bayram olsa değil bazen her şey. Yani. Tabii kesinlikle evet. Öyle. Bir de o yaya gerçekten, yani Kapadokyalı büyük bir aileden gelmiş ve yani yemek konusunda kimseyi mutfağa zaten sokmuyor. Yani hizmetkarları vesaire var ama yine de yemek meselesinin başında hep kendisi var. Hani belki Ermeni değil, Rum da olsa pek kimsenin yemeğine öyle tamah edecek biri değil gibi. Yani. Ermeni önce bahanesi oluyor en azından. Belki yani. De. Peki,
biraz böyle eskileri de hesaba katarak, Levon sana soracağım yine. Hayko Bağdat yazmıştı az önce, ona da selam gönderelim. Sofrada ne olur yılbaşında? Yani çok şey olabilir elbette, çok da farklılık da gösterebilir ama öncelikle İstanbullu bir ailenin, illa Ermeni de olması şart değil ama yılbaşı sofralarında genelde ne olur? Daha köklü olan yemekler, yiyecekler nelerdir? Ya aslında şunu unutmamak lazım. Bütün bu hani yılbaşı yemeği hem Ermenisi için, Ermeni olmayanı için, yani yaşayan herkes için, şehirli için, İstanbullu için okuduğunuz zaman işte demin Refik Ayet'in kitaplarında da ya da başka yemekle alakalı yazan kimi okursunuz o? Şöyle bir şey var. Bugünkü gibi düşünmüyorlar. Yani eski İstanbullu Hristiyan olmayan ya da azınlık mensubu olmayan adamlar yılbaşının ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Yani yılbaşının herhangi bir dini bir adet olmadığından bu yılbaşı hemen hemen şehirde yaşayan herkesin kutladığı bir şey. Şeyi de değiştiren, bence sofrayı değiştiren burada artık şey başlıyor, şey devreye giriyor. İmkanlar devreye giriyor. Yani kimin ne kadar durumu varsa ona göre sofra kuruyor. Fakat neredeyse herkesin İstanbul'da yaşayan, benim eski tarihli okuduğum neredeyse her sofrada en böyle gümüş şamdanlı, gümüş yemek tabaklısından en mütevazısına kadar herhalde olmazsa olmayacak tek şey pastırma diyebilirim. Bir defa yılbaşı sofrasında bir pastırma oluyor. İstanbullunun balıkla ilişkisi çok enteresan. Yılbaşı sofrasında mutlaka tarama, lakerda bunlar mutlaka olmazsa olmazları diye geçebilirim. Yani mesela bu üçü herhalde bir şeyi de yıl içerisinde de çok fazla yenebilen yemekler olmadığından dolayı biraz daha özellik addediliyor en azından maddi olarak. Bu yüzden herhalde benim bütün neredeyse okuduğum her şeyde ve benim çocukluğumda da yılbaşı sofrası dediğin zaman mutlaka bir pastırma olacak, lakerda olacak, tarama olacak. Bunlar herhalde şeyleri, demirbaşları sayabilirim. Dolma sayan, yaprak sarma. O mesela çok bizlik bir şey. Yani mesela o bir de mesela bizim dolmayla ya mesela normalde ben herhalde en çok bu cümleyi yeryüzünde kuran insan ben olmuşumdur. Böyle yemeğin milliyeti olmaz, coğrafyası olur lafını böyle her yerde söylüyorum. Fakat bu coğrafya hikayesinde şey yapan, nasıl diyeyim, beni çürüten tek mevzu bizim yaptığımız yaprak dolması. Yani gerçekten yani Ermeni usulü yaprak dolma diye bir gerçek var hayatımızda. Bunu şey yapmamak lazım, yatsımamak lazım. Ben onu çok basit anlatıyorum. Böyle hani en ufak şu benim iki parmağım kadar olacak. İçerisinde mezbul miktarda artık böyle keseyi zorlayacak kadar kuş üzümü ve çam fıstığı olacak. Ağırlığından bir kenara doğru böyle yan yatmış olacak. Bir de böyle tabağa koyulur, böyle bembeyaz büyük tabağa konulur. O bembeyaz tabağın içerisinde böyle neredeyse bir uranyum yeşili bir zeytinyağı tabağın altında gözükecek. Bu mesela bu benim için bu tabak ve midye dolma tabağı, ikisi varsa bir sofrada. Levon şu an yersen böyle ağzımın kenarlarından sarkıyor. Bu ikisi varsa mesela bence evet o gerçekten şey yani o sofra bir İstanbul Ermeni'nin sofrasıdır. Bana topikten daha şey geliyor. Mesela o bizim usul midye dolma topikten daha fazla o sofranın alameti farikasıymış gibi geliyor bence. Yani o çok uzaktan bile anlıyorsun. Hatta böyle aile geçmişini falan bile anlıyorsun. Yani Ermeni olmayan bir evine gittiğin zaman o tarz bir dolma gördüğün zaman aklında bir soru işareti bile geliyor acaba. Hani nereden vermiş acaba sorusu. O hep eski benim babam sorardı herkese, nefret ederdim. İlk tanıştığı adama nerelisin diye sorardı. Böyle eğimli falan çıkınca da sevinirdi, ha sen de bizdensin derdi. Şimdi ben o hale gelmeye başladım ama dediğim gibi o dolmayı gördüğüm zaman nereli olduğunu sonrasını geliyor. Ha bir de şey var, evet, şimdi alttan geldi, lahana dolması ama esas şey yani midyeli lahana dolması. Yani o midyeli lahana dolması gerçekten muhteşem bir şeydir. Camekan dolması diye geçiyor benim literatürümde. Böyle dışarıdan baktığın zaman şey gözükmesi lazım. Midyeyi görmen lazım. O zaman muhteşem oluyor işte. Ben Thomasian sofralarında bolca bulundum.
Yani Yetvar Thomasyan, Payline Thomasyan, Marie Thomasyan sofrasında, Takuy Thomasyan sofrasında da. O yüzden senin verdiğin bu işte zeytinyağının aktığı dolmaları da, lahana dolmalarını da tükettim bolca. Onların tadına vardım. Takuy, siz Levon'un eksik bıraktığı bir şey var mı? Mesela yılbaşı sofrası dediğinizde sizin aklınıza gelen neler var İstanbul'da? O mezeleri geçelim, yani o sucuğu, pastırmayı, yani şöyle, ben kendi ailemden yola çıkarak söylüyorum. Yılbaşı sofralarından yılbaşı sofralarına, bir ardından işte 2,5-3 ay sonra Paskalya bayramını kutlarken, bir de çok yakın bir tarih, şimdi onu da analım. Yarın Bogos Bedros, Bedrosların, Bogosların isminin kutlandığı bir gün. Bizim evde de evin direği, babamın adı Bedros'tu. Bogos Bedros'u kutlarken de çok zengin masalar kurardık. Yani bütün bir yıl bir ekonomi yapar ama o günlerde kesenin ağzını iyice açardık. Öyle ki pek çok da zeytinyağlı yemekler, salatalar olurdu. Bunların başında biraz tabii ki veganların affına sığınarak bu bölüme geçmek istiyorum. Beyin salatası, dil haşlanmış söğüş olarak masaya konurdu. Likorinos, babam çok severdi balık, tuzlu balık, likorinos, tarama, lakerda, bunlar olmazsa olmazdı. Bunların hiçbiri yetmiyormuş gibi bir de tüp içinde ançüez alırdı. Yanında tereyağı ve kıtır ekmekle, o da sofraya konurdu. Ama yenir miydi, yenmez miydi? Tabii ki yiyebilen yerdi. Büyük bir kısmını da ertesi sabah kahvaltıda tüketirdik. Biz kahvaltıda çok bilirim bu bahsettiğim salamura balıkları yerdik. Taramayı ekmeğin üstüne sürer yerdik. Tabii ki bir de bu yılbaşı sofralarının ana yemeği vardı. Bu bir bizde şimdi hiç yapılmazdı. Daha çok koyun budu fırında yanında patatesle ikram edilirdi. Tabii ki topik vardı. Topik hiç eksik olmazdı bizim sofralarımızdan. Şöyle söyleyeyim. Biz adamın sahibi Takuy Yayam'ın evinde oturduğumuz için, Takuy Yayam da sağ olduğu için hep büyük toplantılar bizim evde yapılırdı. Ama hiçbir ağırlık olmazdı. Yani zorluk çekmezdi anam bunları hazırlarken. Çünkü bize gelecek olan yengelerim biri topiği yapardı, biri midye dolmasını getirirdi. Yani el tutacak olanlar ağırlıkla biraz daha zahmetli olanları, eltileri annemin getirirdi. Böylelikle annem de kalanları hazırlardı. Bu şekilde devam ederdi. Daha sonra Takuy Yayam'ı kaybettik. Bizler büyüdük. Evlerimiz oldu ayrı ayrı. Bu sefer de Marie Yayan'ın, yani mamamın yaşadığı eve sürekli gitmeye başladık. Mamam kayınvalidesi Takuy Thomasyan'ın yerini aldı. Takuy Yayam hep toplayıcıydı. Hep başına toplardı akrabalarını, evlatlarını. Aynı şekilde bu bir genetik miras herhalde. Bizler de mamam sağ olduğu müddetçe hem yılbaşı gecesi hem ayın birinde mutlaka bir araya gelmeyi çok severdik. Şimdi bu geleneğimiz 2 yıldır artık yerine getirilemiyor.
Ama annem çok uzun ömürlü olduğu için çok uzun yıllar bunu yaşadık. Doya doya yalnız evlatları, torunları, yeğenleri değil, evlatlarının arkadaşları, dünürleri daha büyük bir çemberin içinde ve bu güzel günleri birlikte yaşadık. Şimdi biraz daha farklı yaşıyoruz. Bir de bu sene üstüne üstlük pandemi geldi. Biraz daha anlatarak yaşayacağız galiba bu yılbaşını. Takıyor, ekranda bir soru var, görüyor musunuz? Evet, gördüm. Ersoy Tan'dan geliyor. Yılbaşı sofraları hep Gazaros dedenin evinde kutlanırdı. Gazaros dedenin gazinosu, meyhanesi, artık ne dersek diyelim, belli bir saatten sonra kapanırdı. Yani gazino dendiği zaman veya meyhane dendiği zaman siz bugünkü meyhaneleri, gazinoları düşünmeyin. Gazino yani Gazaros dedemin sağlığında akşamüstü insanların evine gitmeden önce uğradıkları, hoş sohbet ettikleri, günün yorgunluğunu giderecek kadar bir kadeh, iki kadeh rakı içtikleri, Takuya Yam'ın yaptığı çok küçücük mezelerle rakılarını yudumladıkları ve sonra evlerine gidip o gün Bogos Pedros'a Bogos Pedros'u kutladıkları, Zadik'se Zadik'i kutladıkları, yılbaşıysa yılbaşı sofralarını düzdükleri bir yaşantıya dönüşürdü her şey. Şimdiki gibi gazinolarda yılbaşı kutlamak, düğün yemeği sofrası vermek, böyle bir şeyin adeti yoktu. Düşünün, benim babam Yedikule'deki evimizin orta katındaki salonun yanında bulunan küçük bir odayı da duvarını yıkıp salona katmıştı. Amcamın kızı Melina'nın söz kesimi töreni için. Yani insanlar evlerinde çok büyük değişiklikleri göze alırlardı ama gazinoda akrabalarına yemek vermezlerdi. Ağzınıza sağlık Takıyı Kuyruk. İnternet bağlantısının kurbanı oldu. Biraz sanki Silva Kuyruk'u unuttuk gibi geliyor ama unutmadık aslında. Aklımda. Hemen alalım. Şimdi İstanbul sofrasını az çok Hayko'ya yardımcı olacak şekilde umarım anlatmışızdır, donattık. Siz zaten hazırlığıyla başlamıştınız. Hani orayı belki biraz daha hızlı geçip sofrada neler olurdu? Daha doğrusu yılbaşı gecesi var mıydı? Nasıl kutlanırdı? Kutlanır mıydı? Özel bir sofra var mıydı? Onu anlatırsanız seviniriz. Bugün program öncesi ablamı aradım, bir şeyi unutuyor muyum diye. Hatırladığın yemekleri bir söyler misin dedim. Baktım ki benden farklı bir şey hatırlamıyor. Daha doğrusu hatırlamak istediği 12'den sonraki masa. Yemekler umurumda değildi dedi. Ben daha sonraki çerezleri falan seviyordum. İşte pastırma sucuk dedik. Onlar kilerde, kilerin içindeki bir sandıkta saklanırdı. Yılbaşı gecesi açılmak üzere. Hayatımda 4 yılbaşı türü var diyeyim. Bir vegan, yine Diyarbakır etli, vegan olmayan yılbaşı. Sonra kayınvalidem İstanbul Ermenisi, bir İstanbul Ermenisi'ne gelin oldum. Son senelerde de işte hem Diyarbakır mutfağını, kültürünü yılbaşı soframa yansıtmaya çalışıyorum, hem İstanbul. Şimdi vegan beslendiğimiz dönem, ki az değildi, vegan beslendiğimiz dönemde geçirdiğimiz yılbaşı az değildi. Masada neler olurdu? Bir kere kavrulmuş susam, ceviz, tahin ve soğanla yapılan içli köfte. Ya da ona benzer susam ve ceviz yerine yine ceviz var ama haşlanmış nohutla yapılan yine tahinli içli köfte, topik de denen. Mutlaka ve mutlaka şey, kurutulmuş patlıcan, bol sumaklı ve zeytinyağlı patlıcan biber dolması. Onun yanı sıra piyaz olmadan olmaz. Şimdi tabii vegan olduğu için ve bizimkilerin beslenme alışkanlığı
et üzerinden oluştuğu için de biraz hani kısıtlılık da söz konusuydu diye düşünüyorum. Fasulye piyazı mı? Piyaz dediğiniz Silva Kuli. Fasulye piyazı mı? Evet, kuru fasulye piyazı. Yine kurutulmuş patlıcan ve biberden kavurma ya da onları tokmakla havanda ezerek cevizle acılarla baharatlarla ezme, kış ezmesi gibi yapılır. Ondan sonra yani bir hafta boyunca sadece benim babam değil bütün babalar eve yemek taşırdı. Zaten o yılbaşı gecesi yılbaşı öncesi başlardı. Noel'e kadar sürekli eve bir şey taşınırdı. Şimdi bugün düşündüm ki yemekten sonra bakır sini ama cidden güzel güzel bakır tabaklarla donatılmış işte 8-10 çeşit helva. O helvalar artık üretilmiyor bile düşünüyorum. Niye helva bu kadar çok çeşitlilikte helva vardır diye düşününce muhtemelen vegan beslendikleri için çok fazla seçenekleri olmadığı için ve Diyarbakır aynı zamanda Mardin'de helvacılıkta çok usta oldukları için 7-8 çeşit helva bir de evde yaptıkları tel tel helvayla normal helva pekmezli helva başka ne diyebilirim ve portakalın en büyüğü muz. Ya muz çok çektirdi bize. Yoktu yani muz. Bulunduğu zaman masada kendimizi çok özel hissediyorduk. O masa dediğimde sine aslında bakır sine. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Son 4-5 senedir yılbaşı sofralarında yemekten sonra o çocukluğumda çocuklarıma da yaşatmak için mutfakta bakır siliği küçük bakır tabaklarla çocukluğumdaki gibi dolduruyorum. Yine yemek masasında şamdan damunlarım var. O ayrı bir şey. Ama mutfakta çocukluğumdaki gibi nara saplıyorum, mandaline saplıyorum bunları. Işıkları kapatıyorum. Tepsini öyle içeri getiriyorum. Yani çocuklarım da böyle hatırası olsun istiyorum, anısı olsun istiyorum. Vegan beslenmediğimiz dönemde hindi tabii ki. Sesimi açarken ne söyleyeceğimi ne soracağımı unuttum. Ben çok öyle yaşamadım. Yani tabii sınıfsal durumu unutmayalım. Hani öyle çok bereketli değildi bizim yılbaşı sofralarımızda, başka sofralarımızda benim çocukluğumda. Dolayısıyla ben bu 12'de kurulan sofrayı bayağı kaçırmışım. Siz hepiniz ondan bahsettiniz. Nasıl bir sofraydı o? Ne oluyordu? Sofra kalkıyor anladığım kadarıyla. Yemekler evet. Yeniyor. Bu arada şeyi de unutmayın. İçkiden de hiç bahsetmedik. Yani ondan da bahsedebilirsiniz. Sofrada içki kesinlikle var. Diyarbakır'da da vardır. Ama bu 12 sofrası nedir ya? Merak ettim ben. Levon sana sormuş olayım olur mu? Ben başlayayım yani. Yani şöyle söyleyeyim. 12 sofrası nedir? Aslında 12 sofrası işte yılbaşının devamı. Yani yılbaşında sabaha kadar oturacaksın durumu var ya biraz böyle. Çok geç vakte kadar oturacaksın. Bir de şey unutma yani mesela biz kendi ailem özelinde söyleyeyim. O sofra kalabalık olacak ama kalabalık olacaksa ailenin bir kısmı da esnaf yani dükkan sahibi adamlar ve 31 Aralık günü de iyi işin olduğu bir gün. Yani o gün insanlar eve erken gelmezler. Yani o gün işte yılbaşı diye yarım gün çalışma falan diye bir şey söz konusu değil. Yani o yemek geç gelir zaten mecburen hani insanların gelmesi toplanması. Ve şimdi mamamların gençliğinde onlar İstanbul'da işte Samatya'da otururlarmış. Herkes aynı sokakta oturuyorlarmış neredeyse ama artık benim çocukluğumda herkes başka bir yerde. Yeşilköy'de oturan var, Yeniköy'de oturan var. Herkesin toplanması zaman oluyor. O yüzden o yemek geç yenilen bir yemek. O yemek sofrası benim hiç yılbaşı için hiç onu unutmam. O sofrada eskirdin. Yani herkes sofrada, herkes aynı sandalyesinde oturur böyle neredeyse sabaha kadar. Mutlaka bir tombala oynanır. O tombalada oynanırken yine bir kuru yemişe ihtiyacın var, bir içkiye ihtiyacın var. O yüzden o sofrada aslında o sabaha kadar seni oyalayacak bir sofra olur. O sofra esas sofrada bence odur yani yemekten daha kıymetlidir. O mutlaka 12'de şey gelir, çörek gelir, içinde para vardır. Ailenin o yılki şeyine göre de maddi refahına göre de içindeki para da değişir. Yani ben bazen içinde çeyrek altın konulmuş olanları da biliyorum.
kaynatılmış böyle normal madeni para konulduğu zamanları da biliyorum. Hani ailenin şeyine göre değişiyor. O bütün o faslalar orada geçer. O yüzden yani o 12 sofrası aslında esas yılbaşı sofrası o. Yoksa yılbaşının önce kurulan sofra normalde zaten o insanlar misafir olarak gelse ya da ne bileyim bir doğum günü olsa kurulacak sofra odur. İçki mevzuna gelince tabii yani bizde de yani herkes de biraz öyle. Bizim ailede de öyle. Bazıları şarapçıdır, bazıları rakıcıdır. Yani şimdi rakı için adam yılbaşı diye şarap içmeye karar vermezdi ama herhalde eğer şeyse uygun geldiyse, denk geldiyse, bulunduysa bir köpüklü şarap patlatılırsa eğer yılbaşında herkes onu içerdi. Ama yine de ailenin bir kısmı, benim babamın dahil olduğu bir kısmı şaraba devam eder. Geri kalan da epey büyük kalabalık, özellikle yaşlılarda yine rakıdan devam ederlerdi. Ha bir de şey var, yine bir de viski de çok kıymetli bir şeydi ya, böyle hani çok normalde içilen bir şey değil, pahalı da bir şey. Yılbaşı gecesi için o kuru yemişlerin yanına eğer evde varsa viskini de açardım yani. Yılbaşının içkisi bence bunlardı. Diyarbakır'da ise şarabı kendiniz yapıyordunuz, öyle bir fark var. Bir de o 12 sofrasını tekrar siz de kısaca bir anlatır mısınız? Bir de başka içki var mıydı, onu da merak ettim. İzleyicilerimiz de merak ediyorlar, geliyor aşağıdan. Zaten bağ bozumu sonrasında yapılan şarap ilk yılbaşı gecesi çıkar meydana. İlk yılbaşı gecesi içilir. Yapılan likörler için de aynı şeyi söyleyebilirim. İlk yılbaşı zamanı çıkarılır. Likörle ilgili kadehler, karaflar yıkanır. Çünkü arkasından zaten bayram gelecektir. Bayramlaşma söz konusu olacaktır. Rakı, şarap, tabii ki yani Diyarbakırlı deyip de rakısız, şarapsız bir sofra asla mümkün değil. Ki şarkısı da var değil mi Diyarbakır'da? Rakı, şarap, Ermeniye faydadır şarkısı. Diyarbakır şarkısı değil tabii, mi? Tabii, tabii. Ermeniye rakı da şarap faydadır diye. Ve öyle böyle değil, ciddi içilir. Hatta böyle şey, gecenin ilerleyen saatinde eğer vegan beslenme sofrası değilse, zeytinyağlı yenen dost sofra değilse, hadi bir çiğ köfte de yapalım ya da hadi şunu da yapalım. O gece uzar da uzar. Bir şey daha söylemek istiyorum. Aklıma geldi. Bu da Diyarbakır'la ilgili. Muhtemelen İstanbul'da da vardır benzer bir ritüel ama dünürlük ilişkisinde yılbaşı. Çünkü biz 6 kızdık ve bize çok böyle dünürlük ilişkileri bizde çok yaşandı. Dünürlükte gelin evine bir bakır sini içinde envai türlü kuru yemiş, helvalar, şekerlemeler, içkiler, hatta hindi bazen kız tarafına gider ve erkek tarafı kız tarafının kız evinde yılbaşını kutlar. Bayramda da kız tarafı erkek tarafına davetlidir. Yine unutmak istemiyorum, aklıma gelmişken söylemek istiyorum. Yas durumu. Tabii herkes yılbaşını kutlamıyor. Herkes de sevinç içinde yılbaşını karşılayamıyor maalesef. Yassıların da olduğu oluyordu ki biz Diyarbakır'da zaten çok büyük bir toplum değildik Hristiyan toplum olarak ve bilirdik kim yastı. Nitekim bizim de yastı olduğumuz bir döneme geldi yılbaşı. İnsanlar, bu da aslında toplumsal dayanışmanın büyük ve altını çizilmesi gereken bir örneği belki de. Yaslı aileleri yalnız bırakmamak için mutlaka birbirlerine davet ederlerdi. Ki babam Temmuz'da ölmüştü benim. 6 ay sonra yılbaşıydı. Bizi de nur içinde yatsın. Dünürümüz geldi. Ve yine çok önemli bir anekdot. Yılbaşı sofrasına, yemeğine davet etmek için önce o yaslı insanı yastan çıkarman lazım. Onu nasıl yaparlar? Çünkü siyah giyiliyor. Evde bir yaz havası var en az bir sene. Bir kumaş, hani siyah değil de kahverengi gri bir kumaş.
ya da işte biraz açık renkli bir başörtüsü. Genç kızlar varsa işte ufak tefek hediyelerle ev ziyaret edilir. Yastan çıkarılmış olur yani ufak hediyelerle ve davet edilir yılbaşı akşamı. Bu da işte insanların, hatta annem şey demişti, yok biz gelmeyiz, biz yastıyız. Hınami dediğimiz dünürümüzde davul zurna çalmayacağız, oturup yemek yiyeceğiz demişti. Yani bir yılbaşımızı da böyle geçirmişti. Bu da çok önemli. Ağzınıza sağlık. Bu arada Levon'un oğlu Ararat'ın sesini duyduk yanılmıyorsam. Bir de o evde nasıl bir muhabbet dönüyor bilmiyorum. Nadine alttan yorum yazıyor program çok güzel gidiyor diye. Levon'un eşi. Teşekkürler Nadine. Şey soracaktım. Bu arada şunu söyleyeyim öncelikle. Biz bir saati geçtik. Hani bu yayınların çok uzun olmaması hep söyleniyor ama bu sohbet sanırım götürür. Hani biraz daha gidebiliriz. Soruları sorabilirsiniz. Uraz arkadaşımız onları ekrana verecek. Kime sorduğunuzu da özel bir durum varsa zikrederseniz iyi olur. Bana herhalde soru gelmez. Ben de susmuş olurum. Ama bir soruyu not aldım. Benim de ilgimi çekti çünkü bu yani adları Rumca olan iki pide, Ayvasil pidesi ile Vasilo pida aynı pide mi yoksa farklı pideler mi aynı diye sormuş. Aynı şey. Vasilo pide de denir, Ayvasil pidesi de denir. Aynı şeyden bahsediyoruz. Yedi Kuleli çok sevdiğim bir eski dostum. Sağ olsun hatırlattı. Ben de kendisine iyilikler diliyorum. Sağlıklı yıllar, mutlu yıllar diliyorum. Bu arada şey, yine buyur Levan. 1 Ocak Ayvasil günü, yani Rumların aslında şeyi, Santa Claus'u sayılabilir, yani Noel Baba sayılabilir. O yüzden de şey, Ayvasil onun yoğurtusunu yapılır. Yani 1 Ocak yeni yılın ilk günü. O yüzden Ayvasil'in Vasili pide lafı da oradan geliyor. Levon'un az önce söylediğini de, yani pidenin içine işte durum uygunsa çeyrek altın ya da işte para koyma gelinde Püzant Yücecen hatırlatmıştı. Yani ben pideyle bağlantıyı, yılbaşıyı tam kuramamıştım ama siz konuştuk tabii ben de hatırlamış oldum. Püzant Bey'e de teşekkür. İçeride çok güzel Vasili pide var, getirip gösterebilirim yani. Bence getirebilirsin, iyi olur. Şeyi soracaktım, bu nar kırma, nar patlatma geleneği yani yenilerde mi canlandı yoksa var mıydı? Hani bilenler vardır mutlaka ama bilmeyenler için söyleyeyim. Galiba daha ziyade kapının önünde, evin kapısının önünde bereket getirsin diye yılın ilk, yılbaşı günü mü, yılın ilk günü mü? 12'de. 12'de, gece 12'de, yani yeni yıla girilirken nar evet. patlatılıyor. Onların tanelerinin saçılması ya da bir bereket. Bereket saçılması. Dileniyor. Yani şimdi çok uzun süre nar bulunabiliyor ama benim çocukluğumda durum böyle değildi. Mevsiminde işte Ekim'den Kasım'dan bir nar mutlaka saklanırdı. Hem yılbaşı sofrası için birkaç tane anuşaburun üstüne süs yapmak için bir de bir tane de patlatmak için. Şimdi öyle bir sıkıntı yok, saklamamıza gerek yok. Şu anda her yerde bol miktarda nar satılıyor. Her isteyen tabii ki alıp hem yiyoruz hem patlatıyoruz. Siz yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Ha, ne güzel. Mahir Özkan aha geldi. Şöyle göster işte. Bu Vasilo pide. Bu beyaz fırından geldi. 200 yıllık bir Rum ailedir biliyorsunuz. Onların yaptığı. Ararat Bey de geldiler. Ararat hoş geldin. Merhaba de. Takvim taktik var mı? Merhaba. Yok. Sonra. Mahir Özkan arkadaşımız bir yorum yazmıştı. Hemşinli kendisi. Hemşinde 13 Ocak'ta bir kutlama, yani yeni yıl kutlamasının 13 Ocak'ta olduğunu, gençlerin daha ziyade bir evde toplanıp eğlendiğini söylüyor. 13 Ocak olması bana bu eski takvim yeni takvim farkı gibi geliyor. Çünkü 13 gün fark var. Biz Mahir'e şeyi soralım, yazabilirse yazsın. Onun özel bir adı var mıydı Hemşince'de? Acaba bize Ermenice'de bir şey söyleyecek mi o ad? Onu bir merak ediyorum. Bizim ama 13 Ocak'ta bildiğim kadarıyla öyle bir kutlamamız ya da öyle bir geleneğimiz yok.
Takuy Kuyruk ya da Silva Kuyruk. Yok. Yok. Söyleyebilirim. Hep büyüklerimiz aynı şeyi söylerdi. 40 gün yılbaşıdır. 40 gün eve kim gelirse gelsin o sofra aynı bereketiyle açılmaya çalışılırdı. O 40 gün herkes ağırlanırdı. Kendi imkanlarımız ölçüsünde ama bir hatta ablamla da konuştum. Bu 40 nedir? Bebeğin 40'ı, gelinin 40'ı, bir 40 ölümün 40'ı. 40 gün o masa gelene gidene tam azalarak da olsa açılır. 40 gün yılbaşı kutlanır. Bunu diyebilirim. Nordari denir diyor Mahir. Zaten işte Nor yeni, yeni yıl. Demek ki evet 13 Ocağı kaymış oluyor. Ben ilk defa duyuyorum bunu. Teşekkürler kendisine. Yani dediğim gibi özellikle Dersim yöresinde Gağınt denilen kutlamayı duydum. Başka yerlerde de var Anadolu'da. Yani Ermeni olmayan topluluklarda da olduğunu biliyorum. Bir yorum daha geliyor Diyarbakır'dan yine. Seresale, o da yeni yıl mı demek? Evet, o da yeni yıl demek. Demek ki bir 13 Ocak'a kayma var. Onu da öyle bağlamış olduk. Ne diyeceğim? Benim çok merak ettiğim bir şey var. Unutmadan ama Levon, sen onu bir şey yap. Bugüne de gelelim istiyorum. Yani bugün bir farklılık var mı yılbaşı sofralarında? Onu sen bir parantez içinde anlatırsın ama benim aklımın almadığı bir şey var. Böyle yılbaşı akşamı yani 31 Aralık işte neredeyse birine uzuyor. Zaten böyle kahvaltıda da ondan kalanlar, işte akşam yemeğinde zaten belki başka misafirler geliyor. Gene bereketli bir sofra 1 Ocak'ta. Sonra Surpzun'un 6'sında yani 5 gün sonra da gene bir güzel sofra kuruluyor. Yani sabah kiliseye gidiliyor, İsa'nın doğuşu kutlanıyor. 6'sında da gene güzel bir sofra kuruluyor. Yani sanki o dönem böyle güzel kilo almak için ideal. Kadınların muhtemelen çok yorulduğu, sofralarında çok bereketli olduğu bir dönem yeni yıla böyle güzel giriliyor aslında Ermenilerde en azından. Dur, donduk mu? Sanki Levon mu dondu? Levon orada mısın? Tamam. Hah, geldi Levon. Sizi duyuyorum şu anda. Bir koptu geldi. Evet, evet. Ben mi koptum? Sen bir dondun sanki. Ama iki şey aslında oraya bağlayalım. Yavaş yavaş da toparlamaya doğru gideriz. Yani 1,5 saati de çok geçmeyelim ama hem farklılıklar neler? Yani nasıl değişiyor, dönüşüyor bu sofralar yılbaşı özelinde? Bir de yani maalesef son yıllarda şimdi özellikle pandemi ortamında da bu yılbaşı kutlaması, yılbaşı havası ki pek çok insanı mutlu eden, insanın içini ısıtan günler oluyor. Dağılıyor, yok yani. Bu siyasi sebepleri de var, kültürel sebepleri de var, işte kutuplaşma da var, başka sebep, belki ekonomik sebepler de var vesaire. Pek çok insan, ben biliyorum, Kurtuluş'a mesela geliyorlar İstanbul'da. Yani bir tür yılbaşı alışverişi yapmak için, işte burada gelenekler çünkü daha yoğun yaşatılıyor pastanelerde, mezecilerde, başka yerlerde olmayan bazı şeyler bulunabiliyor. Ben sorusuyla çok karşılaştım, yani yılbaşı alışverişi nerelerde yapılır? Bu anlamda yine Levon senin önereceğin, tavsiye edebileceğin yerler ya da gösterebileceğin bazı güzergahlar var mı? Yani aslında şöyle bir şey var. Yani her şey değişiyor, her şey hızla değişiyor. Demin onu biraz söylemeye çalışmıştım aslında baktığınızda. Yani bundan 100 sene önce insanlar daha açık fikir. Yani yılbaşının yılbaşı olduğunu, herhangi bir dini bir referans olmadığını 3 aşağı 5 yukarı herkes biliyormuş. Buna göre de yaşanıyormuş. Artık tabii ki bunlar biraz hani o herkes kendi mahallesine çok daha hızlı çekildiği için daha fazla göz önünde oluyor belki ama belki yılbaşı adetlerinin evde kutlanma adetlerinin daha azalmasının en büyük sebebi de Takuy Hanım'ın söylediği artık evlerde o kadar kalabalık olmuyoruz. İnsanlar daha az kalabalıklarda yaşanıyor. Biraz bununla alakası da var. Ama hala mesela ben aslında karşılıyım. Sonradan evlendikten sonra ben Bomonti'de oturum, Kurtuluş'u daha iyi tanıdım. Her ne kadar çok iyi biliyor olsam da çocukluğumda. Mahallede yaşayınca buranın kıymetini daha iyi biliyor insan. Bir defa her şeyden öte bir mahalleden alışveriş yapmanın, esnaftan alışveriş yapmanın keyfi var. Ben Kurtuluş'un alışveriş yapmaya bayılıyorum. Çünkü dediğim gibi işini iyi yapan ve yılbaşı ruhunu yaşatan çok fazla yer. Bence bunların başında Üstün Palmiye geliyor.
mesela Kurtuluş'ta ki benim en sevdiğim pastanedir. Vitrinindeki şeylerden, çikolatalardan, keklerden anlarsınız yılbaşının mı geldiği, zunutun mu geldiğini, Paskalya'nın mı geldiğini. Oradan anlarsınız zaten. Mesela şu anda giderseniz böyle çok güzel bir şeyde sepetin içerisinde nugalar var. İşte eskiler mağduriyet diyorlarmış. Bizim çocukluk nuga denir. İşte yılbaşını bence en güzel gösteren şeylerden bir tanesi böyle rengarenk kağıtlara sarılmış nugalar. Oradan alışverişinizi yapabilirsiniz. Kurtuluş'ta şimdi çok yeni açıldı şeyden önce. İyi meze olmak zorunda ama meze de şimdi ben binlerce kat daha fazla mezeyi bilenler var burada. Ne kadar zahmetli bir iş olduğunu onları anlatsınlar size isterseniz bir gün. Ama mezeciler var çok güzel meze yapıyor. Ben mesela mezmeye bayılıyorum. Mezmenin mezeleri çok güzel. Panga altına doğru. Ne bileyim yine yılbaşı sofrasında olmazsa olmaz mutlaka bir boza koymak gerekir. İşte yine Kurtuluş Caddesi'nin damla bozacısı var. Bunlar önemli yerler. Biraz yol uzarsa, biraz daha uzağa giderlerse, balık pazarına giderlerse, orada işte tunç balık var, reşat var, çok güzel lakayda tarama, balıkla alakalı her şeyi bulabilirsiniz. Senin ciğerci de çok güzel, benim de ağzım sulandı anlatırken şimdi. İçkembesinden şeyine, ciğerine kadar bir dünya şeyleri var. Nasıl diyeyim? Sakatatlar da var. Bir de mesela bir yılbaşında bir yılbaşı çorbası yapmak da hiç fena bir fikir olmayabilir. Bizde genelde şey yapılırdı. Mutlaka yılbaşı sofrası. Demin anlatmayı unuttum. Yılbaşı sofrasında mutlaka dil yapılır. Yani dil söğüş yapılır. Suda kaynayarak pişirilir. Sonra buzdolabına atılır. Böyle ince ince kesilir. Ama o su çok kıymetlidir. O suya da sonra dilin parçalarından böyle bir dil suyuna çorba yapılırdı. Bir de gece ilerleyen vaktinde herkes içki içtikten sonra bir de onu içerdiniz. O yüzden bir yılbaşı sofrasında sakatat da bulundurmayı unutmayın derim. İçki alışverişi yapacaksanız şimdi yine Kurtuluş Caddesi'nde Göz'de çok güzel bir şarap dükkanı açıldı. Oraya gitmenizi tavsiye edebilirim. Cihangir tarafındaysanız Lakal, Esat Ayhan şahane çeşitlilik ve fiyatları vardır. Oradan alışveriş yapabilirsiniz. Benim aklıma gelenler bunlar. Ama dediğim gibi Kurtuluş her şeyiyle, her sokağıyla İnsana bu açıdan mutluluk veriyor. Fakat yılbaşı günü gitmemenizi tavsiye ederim. Yani ya da yılbaşı alışverişinizi yılbaşı gününde bırakmamanızı tavsiye ederim. Ama yılbaşı günü Kurtuluş'a gidip mezecilerin etrafında gezinmek çok eğlenceli oluyor. Böyle kuaförden çıkmış teyzeler böyle kocaman kafalarıyla bir yerden bir yere koşturarak böyle mezeciden mezeciye sekerek bir gün önce ayırttığı midye dolmanın kavgasını vererek o telaş çok güzel bir şey. Kim yazmıştı hatırlamıyorum. Türkiye ile alakalı belki de en önemli hikaye, en önemli soru. Bu yüzden bizim bunları konuşuyor olmamızda bile belki bu var. Türkiye neşesini kaybeden bir ülke olmaya hızla ilerliyor. Yani biz sadece Bu konuda değil, birçok konu neşemizi kaybetmiş durumdayız. Ve yılbaşı buna benzer adetler aslında kendi içinde bir neşe barındırıyor. Demin Silvan Hanım'ın söylediği, evet, o şeyin yasla mücadele etmenin bile bir yolu aslında bu belirli günlü haftalar. Belki içinde yaşarken insanı çok zorluyor olabilir ama yine insana kuvvet veriyor belki. Bu yüzden gerçekten şeyi düşünmek lazım, neşemizi bu kadar kaybetmiyor olmamız lazım. Ben hep bu kadar geçmişten konuştuğumuz zaman, bu kadar geçmişten konuşursak gelecekten bir ümidimiz yokmuş gibi algılanıyor zannediyorum. Algılanmasını istemem. Gelecekle alakalı benim 2021'den çok ciddi dileklerim var. Sonra sorarsanız onları da söylerim Robert Beyciğim. Her zaman sorarız. Şu an bile söyleyebilirsin. Yani şey yaptın, onu golle tamamlayabilirsin şu an. Yani bu aşı falan bulunacak mı, bulunmayacak mı bilmiyoruz. Benim şeyime, yeni yıl dileklerime ihtiyacı yok bence. Bütün dünya çalışıyor. Böyle daha şey ufak dileklerde bulunacağım. Selahattin Demirtaş'la Osman Kavala'nın çıktığı bir ülkede yaşıyor olmayı 2021'de en fazla dileği olabilirim. Onu dipnot olarak söyleyeyim. Onların nezdinde, onların şahsında aslında içeride haksızca tutulan çok fazla insan var. Yani siyasi esir, siyasi tutsak olarak hepsinin çıktığı, işte özlediğimiz demokrasiye hemen kavuşmayacağız ama
umutlu olmasak bile hani umuda getirdik mesela, inadımızın olduğu, ısrarımızın olduğu, irademizin olduğu bir yıl olacak. Biz şu an sadece hani böyle felekten birkaç saat çalmış, bir saat, bir buçuk saat çalmış oluruz. Yoksa evet, bunlar her zaman tabii bizim meselelerimiz. Silva Kuyrek, sen Diyarbakır'dan o sofralardan İstanbul'a az önce bir şeyleri söyledin. Bakır sinin yerine işte küçük tabak, bakır tabaklarda şey yapıyorum. Taşıdığın bir şey var mı yılbaşı sofralarına? Yani bu mutlaka olsun, ben bu sofrada İstanbul'da da olsam bu olunca kendimi evimde hissediyorum dediğin bir alışkanlığın var mı? Bir helva çeşidi var. Pekmez, çöven, çöven otu, susamla yapılan. İstanbul'u, İstanbul kazan ben kepçe, o helvayı bulmaya çalışıyorum. Ve mutlaka hemen hemen her yılbaşında da mutlaka buluyorum. Büyük bir törenle de masaya koyuyorum. Hem Diyarbakır hem İstanbul mutfağını masama yansıtmaya çalışıyorum diyorum. Ara sıcakları mutlaka içli köfte olarak hazır düşünüyorum. Öyle menü oluşturuyorum. Hem de iki türlü içli köfte. Hem haşlanma hem de kızartılan türden. Benim de yılbaşı soframda helva ve o sini dışında olmazsa olmazım şey topik, midye dolma. Aynen işte kayınvalidemden öğrendim bunları. Midye dolmayı yapamadığım zaman midye içiyle lahana, özellikle lahana sarması. Plaki mutlaka olur. İster kaşık değmesin, o plakiyi görmek istiyorum mesela, sanki bereketmiş gibi. Bir de unutmadan söylemek istediğim bir şey var. İstanbul Ermenilerinde Anuşabur, yani aşure geleneği hakim. Diyarbakır'da da bunun başka bir versiyonu var, fakat bunu Amida'nın sofrasına yazamadığım için de çok üzgünüm. Çünkü onun bir yerel otu vardı, onu temin edemedim. Şöyle ki, yine aşurelik buğday kaynatılıyor. İlkbaharda çıkan, Karacadağ'dan çıkan bir yan ot arasında Ağbandır diye bir ot var ki Ermenicesi de mezelak diye anılır. O otu mevsiminde saç örgüsü gibi örüp kuruturlar sadece yılbaşı gecesi için. Onu aşurelik buğdayla birlikte kaynatırlar. Üstüne şeker yerine pekmez dökülür. Anadolu'da pekmez hakimdir çünkü şeker sonra girmiştir. Yine ceviz, badem gibi kuru yemişlerle süslenerek yılbaşı gecesi yenir. Onun bereketi de odur. Yani Anuşavur'un Diyarbakır'daki, aşurenin Diyarbakır'daki karşılığı da o. Bu sene birisinden rica ettim. Umarım kurutup bana gönderebilir ve ben onu ölçülendirebilirim. Takuyu Kuyruk, sizin daha ziyade çocukluğunuzun diyeyim, Yedi Kule'nin özellikle sofralarından bugüne taşıdığınız bir şey var mı? Ya da ya bu kayboldu, eski yılbaşı sofralarında olurdu, bugün yok dediğiniz herhangi bir şey var mı? Ben hepsini yapmaya gayret ediyorum. Ama ille de yılbaşı akşamı için değil, dediğim gibi, biraz önce dediğim gibi, bir kısmı daha önceden, herhangi bir isim gecesi veya bir kısmı zunund, böyle devam edebiliyoruz. Sebepler yaratıyorum en azından. Bütün o geleneksel yemekleri yapmaya. Az önce levon dil suyuna yapılan çorbadan bahsetti. Mesela dalak dolmasının suyuna da yapılan, özellikle o gece biraz da içkiyi fazla kaçıran babaların, dayıların, eniştelerin 12'den çok sonra sabaha karşı o çorbayı ısıt getir de şöyle bir ayılalım dediğini, yani işkembe çorbası yerine içtikleri çok lezzetli bir çorbadır. Dalak çorbasını da anmadan geçmeyelim. Dediğim gibi sadece yılbaşından yılbaşına kuru yemiş alınırdı bizim evimizde. Daha o yıl içinde öyle bir bolluğumuz, öyle bir lükslüğümüz yoktu. Dut kurusundan, keçi boynuzundan,
kuru incirden, kayısıdan, üzümden, fındık, fıstık, şam fıstığa kadar, çekirdek leblebiye kadar her şey o gece masaya konurdu. Bugün onlar daha da bol olarak var, her zaman var. Benim çocukluğumda her zaman olmadığı için yılbaşı gecesinde onların olması büyük bir sevinç, büyük bir mutluluktu. Şimdi böyle mutluluklar şekil değiştirdi. Bence biraz mutluluklar azaldı, sevinçler azaldı. Meze her zaman her ulaşabileceğimiz yerde var. Artık Ankine yengeme, Lucy yengeme ihtiyacımız yok. Öyle 20 tane topik, 100 tane midye dolması yapıp bütün bir aileye yedireceğiz, onları ziyan etmeyelim diye çaba sarf etmemize gerek yok. Deep freeze'ler var, mezeciler var. 2 tane, 3 tane alıp da nefsimizi köreltip o günümüzü kutlayabiliyoruz. Benim bir de çok sevdiğim yılbaşı gecesi 12 masasında içtiğimiz bir içki vardı çoluk çocuk. Benim ailemdeki babalar, dayılar hiçbir zaman evlatlarına alkolü yasaklamadılar. Önce vişne likörüyle başladık alkollü içeceklerin tadına bakmaya. Daha sonra şarapla devam ettik. 4 kişilik aileydik. Mutlaka haftada en az bir kere balık yerdik. Ve o balık yendiği gece bir şişe şarap açılırdı. 4'e bölünmezdi tabii. Babam ve mamam daha çok içerdi. Ama bana, ben en küçüğü, şarap bardağına biraz şarap, üstüne su koyarlardı, içerdim. Abim Yetvart her zaman çok dayanıklıydı. Onun çocukluğu falan olmadı. O hep içe verirdi. Hatta yeter diyene kadar içerdi. Ama yılbaşında bir de çok severek hatırladığım bir şampanyamız vardı. Mütevazi bir aileydik. Öyle çok marka bir şeyler alamazdık. Ama hiçbir şeyden de geri kalmak istemezdik o gece. Şampanyamızı kendimiz yapardık. Nasıl mı? Şöyle, vermut diye bir içki vardı. Şimdi de ararsanız bulabilirsiniz, var. Ama çok revaçta olan bir içki değil. Bir şampanya bardağına veya şarap bardağına biraz vermut konur. Üstüne de Olimpos gazozu doldurulurdu. Fakirin şarabı denirdi. Ben bugün biraz önce hazırladım gelmeden önce. Ekranda ben gözükmediğim zamanlarda bir iki yudum da aldım. Şimdi hepinize iyi yıllar diliyorum. Biraz önce söylediğiniz ilk önce tutukluların, hastaların yani bütün iyi şeyleri hep birlikte yaşamak istiyorum. Sevinçli günleri kaybetmek yerine kazanacağımız bir yıllar, öyle bir tek 2021 değil, yıllar sürsün istiyorum. Ve hepinizin sağlığına ben bu çocukluğumdaki şampanyayı içiyorum. Afiyet olsun. Hem ağzınıza sağlık hem yarasın afiyet olsun. Teşekkür ederim. Bir gün yapın, çok seversiniz. Çok basit. Gazoz. Deneyeceğiz. Gazoz ve vermut. Bu bence yani kadehi de kaldırdıktan sonra artık çok güzel bir kapanışa doğru gitmiş oluyoruz. Hepinizin ağzına sağlık tek tek. Unutmuyoruz. Bütün bu bahsettiğimiz şeyleri yapan emekçi kadınlar diyeceğim. Yani evlerde yapanlar herhalde %99 ölçüsünde kadınlardı. Bütün o yayalar, mamalar, kuyrikler hepiniz var olsunlar. İşte mezecileri saydık, işte bazı dükkanları, restoranları, meyhaneleri saydık. Onlara emek verenler de, onların da emeklerine sağlık. Onları unutmuyoruz. Vesileyi kullanıp biraz ufak bir reklam faslı ayırıyorum Aras Yayıncılığa ve Hippo'ya. Şöyle 400'ü aşkın kişi sanırım izledi Uraz'ın bana arada söylediğine göre. Bizim YSEAN salonu küçücük alanda, biz işte orada bir yaşam alanı diyeyim,
öğreneceğimiz, sohbet edeceğimiz, insanlarla tanışacağımız bir alan yaratmaya çalıştık. 50 kişiydi kapasitesi. Yani çok sıkıştırırsak 55 kişi sığıyordu. Orayı kullanamamaktan dolayı gerçekten çok üzgünüz. Hayatımız çok değişmişti. Ama hani hayat bizi buna zorladı. 400 kişiye bir anda canlı olarak ulaşmak da salondakine göre çok daha heyecan verici. Daha da bu yayın tabii YouTube kanalında, Yesean Salonu podcast yayınlarında kalacak. Daha fazla insanda dinlemeye devam edecek umuyorum önümüzdeki günlerde. Aras'ın ve Hippo'nun çocuk kitapları girişimimiz, Hippo'nun internet sitesinde şimdi yeni yıl kampanyası var. Vardı Aralık ayı boyunca. Biz onu yeni yılla kesmiyoruz. Ayın 6'sı Surptunut, yani doğuş yortusu Ermeni Ortodoksların. Ayın 6'sının gecesine kadar devam ediyor. O kutlamamız nasıl ki sofralarımız devam ediyor. Kampanyamız da devam etsin istiyoruz. Dolayısıyla Aras'ın kitaplarına, yemek kitaplarımıza, Amida'nın sofrasına, Silva Özyerli'nin, Sofranız Şen Olsun'a, Takuyi Tomasya'nın, seneye umarım Levo'nun kitabına bizim sitelerden ve başka sitelerden de kitapçılardan, mahallenizdeki kitapçılardan ulaşabilirsiniz. Yani ihmal etmeyin demeyeceğim. Sizin ilginizi çekecek şeyler varsa sitemizi ziyaret edip kitap alın. İsteriz tabii ki yayın evimizin ayakta kalması için. Bunlar çok kıymetli. Yan yana gelmek, bir araya gelmek açısından da kıymetli. Dile de Aslan Şafak baskısı olmayan iki yemek kitabımızın yeniden basılıp basılmayacağını sormuştu. O kitaplar yeniden basılacaklar. Sadece biraz işte yeni baskılar bazen uzayabiliyor. Yeni kitaplara ağırlık verebiliyoruz ama yayın programımız da var. Dolayısıyla Aras'ın şu ana kadar bastığı bütün yemek kitapları ulaşılabilir olacak. Yeni yemek kitaplarını da düşünüyoruz, programladık. İşte bekleme müziği olarak koyduğumuz şarkıyı merak edenler, program açılırken de, yayın açılırken de söylediğim olmuş. Yani şöyle bir şeydi esasen. Uraz bana yayın için bir ses kaydı, bir şarkı olması gerekir deyince ben ve telif hakkı sorunu olmayan bir şey olması gerekir deyince ben öyle internette arama yaptım. Yani öyle siteler var. Telif hakkı sorunu doğurmayacak. Daha çok eski şarkılar veya bazı yapılmış özel kayıtlardan. Ama kardeş türkülerden benim daha önce dinlediğim ve çok sevdiğim Manakimu şarkısını Marika Papagika zamanında söylemiş. Bir plaktan bir kayıt, eski bir kayıt olduğu için telif hakkı yoktu. Kendisinin kim olduğunu bilmediğimiz ama bu Zeybeki Koyu söyleyen, Manakimu'yu söyleyen Marika Papagika'nın da ruhu şad olsun. Sofralarınız da şen olsun. Hastalanmayın, kendinizi koruyun, dikkat edin kendinize hepiniz. Dinleyen, izleyen konuşmacılarımızın hepsi, hepsi dedim, hepsi. Ve de mutlu yıllar. Paris'ten iner.